Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile yine karşınızdayım. Yeni bir çanta modeli ile birlikteyiz. Bu çanta modelini iki parça halinde yapıp kenarlarında farklı bir renk kullanarak uyumlu bir hale getirdim. Papatya deseninde ortasına yerleştirerek bu şekilde bir çanta modeli çıkardım. E, yapımı da oldukça kolay olan bir çanta modeli. Omuz askılı olması ile birlikte bu şekilde askısı olması ile birlikte aynı zamanda tutma yerinin de olması yani çantaya ayrı bir kullanım katıyor ayrı bir hava verdi bu şekilde kenarlarında da ayrıntıları var keyifle ördüm zevkle de kullanıyorum iki renk kullanımıyla yaptım sizler de dilediğiniz renk seçimiyle farklı kombinler yapabilirsiniz umarım çantayı beğenin. sizler de örmek istersiniz yapımını geçmeden abone olarak kanalıma desteklerseniz de sevinirim Evet, yapımında kullanılan malzemeleri ben sıralayayım. Çantamızın yapımında ben koton ipler tercih ettim. Yine aynı renkte turuncu ve krem renkli iplerimizi kullanacağım. Orta kalınlıkta bir ip olması yeterli. Evet, tığ numaramız 4 mm. Makasımız ve iğnemiz. Gerekli malzemelerimiz bu kadar. Dilerseniz yapımına geçelim. Sihirli halkamızla başlıyoruz. Sihirli halkamızı bu şekilde yaptım halkamızın içerisine bir tane bir düğüm attım. Bu başlangıç yeri saymayacağım. Şimdi bir zincir çektim. Tığımı doladım. Buraya hepsini bir çekerek tekli trabzan yapıyorum. Yani yarım trabzan da denebiliyor. Evet bu şekilde yaparak 12 tane yarım trabzanımı tamamlayacağım. Şu anda 1, 2 3 4 tane oldu. 12 tane tamamlıyorum. Evet, 12 taneyi tamamladım. 12 taneyi tamamladıktan sonra şimdi ben halkamı kapatıyorum. 12 taneyi tamamladıktan sonra şimdi ilk yaptığım yere tepe noktasına batıyorum. ilmek kaydırarak burayı kapatıp bir zincir çekiyorum ve buradaki ipimi kesiyorum. Şimdi krem renkli ipime geçiyorum. Evet burada bir tane zincir çekerek başlangıcını yapacağım. Şimdi herhangi bir noktasından giriyorum. Buradaki yerimi aldım. Evet çıkarttım. Bir tane sık iğne yaptım. Bir tane zincir çekerek aynı yere batıyorum. Burada hiçbir değişiklik yapmadan arkadaşlar her birini şu ipimizi arkada yürütelim arkasında. Her bir noktanın üzerine aynı şekilde sık iğne yaparak devam ediyorum. Her bir sık iğnenin üzerine birer birer batarak sık iğnelerimi sonuna kadar batarak 12 tane yapıyorum krem renkli ipimle. Evet, sıra sonuma geldiğim 12 tane yaptım. Şimdi başlangıçlık yaptığım sık iğnenin üzerine battım ve ilmeğimi kaydırıyorum. Şimdi burada papatya yapraklarımızı yapacağız şimdi. Zincir çekiyorum arkadaşlar. Zincirde 10 veya 11. İpinizin kalınlığına göre zincir sayısını biraz daha azaltabilirsiniz veya artırabilirsiniz. Uzun olmasını isterseniz ben 11 tane çekeceğim. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tane zincir çektim. Şimdi buraya değil, hemen yanındaki yere batıyorum ve ilmek kaydırıyorum. Şimdi aynı şekilde devam ediyorum. 2 3 ve 11. 11 zincir çektim. Hemen yanındaki sık iğnemin üzerine batıyorum ve ilmeğimi kaydırıyorum. Bu şekilde 11 tane çekiyorum. Hemen yan tarafa batıyorum ve ilmeğimi kaydırıyorum. Bu şekilde yaparak arkadaşlar toplamda 12 tane. Papatya yaprağı elde edene kadar devam ediyoruz. Her birinin üzerine batıp hemen yan tarafa kayıyoruz. Zincirimizden sonu yaptıktan sonra hemen yan tarafa batıyoruz. Evet. En sonuncuya geldim. 12. yapıyorum. 11 zincirimi çektim. Hemen ilk yaptığım yerin yuvasına battım ve ilmeğimi kaydırıyorum. Evet, burada ilmeğimi kaydırdıktan sonra bir tane zincir çekip buradaki ipimi de kesiyorum. Bu iplerimi daha sonra arka tarafta iğne yardımıyla yürüterek gizleyeceğim. Evet, şu anda papatya yapraklarımızın yaptık. Şimdi üst kısma geçiyorum. turuncu ipimizi aldım bir tane böyle zincir yapıyorum. Evet şimdi hemen papatya yapraklarımızın herhangi bir yerinden batıyorum. Buradaki ilmeğimizi aldım. Ve burada bir sık iğne yapıyorum. Evet. Şimdi burada 1, 2, 3, 4, 5. 5 zincir çektim. Hemen yandaki papatyanın yuvasını yuvanın içerisine batıyorum. Zincirin üzerine değil arkadaşlar. Yuvanın içerisine battım. Şimdi 1, 2, 3. Bu köşe olacak. Şimdi 3 tane zincir çektim. Yine aynı şekilde ortaya battım. 1, 2, 3. 3 zincir çektim. Yine aynı şekilde ortaya battım. Bu şekilde devam edecek. 5 zinciri şimdi çekiyorum. Şimdi köşe yapacağım. 1 2 3 4 5. 5 zincir çektim. Hemen diğer yaprağın üzerine battım. İçine pardon. Bakın. 2 tane 3. Sonra 5 zincir. Şimdi 3 tane zincir. Bu şekilde devam ederek sıra sonuna kadar 2 3 devam ediyorum aynı şekilde yapmaya bütün yapraklarımızı batacağım şimdi iki tane yaptım 3 zincirden 2 3 4 5 1 2 3 4 5 tane oldu şimdi bir diğer köşe yapıyorum 4 tane köşesi olacak şimdi yine 3 tekrar 5 zincir. 3, 4, 5. 5 zincir çektim. Yuvaya battım. Şimdi 3 zincir. 1, 2, 3. Hemen bir diğer yuvaya battım. Yine 3 zincir. 1. Evet son bölüme geldim. 3 tane zincirimi çektim. Ve ilk yaptığım yuvanın içerisine batıyorum. Sık iğnemi yapıyorum. Evet şimdi hemen ilk yaptığım yuvanın içerisine girdim ve burada bir ilmek kaydırdım şimdi burada 1 2 3 4 şimdi köşeye oluşturacağız arkadaşlar burada ilk zincirimizden sonra 2 tane tığımızı iki doluyorum üçlü trabzan yapacağım İlk yaptığım zinciri de sayarsak 3 tane olmuş olacak. İkinciyi yaptım. Bakın. Tığı 2 doladım. Tığımın üzerindeki ipleri 3 seferde çektim. 3'lü trabzanımı yaptım. Şimdi 1, 2. 2 zincir çekiyorum. Tığımı 2 doluyorum ve buraya 3 üç tane 3'lü trabzan yapıyorum. 2 doluyorum ve tığımdaki ipleri 3 seferde çıkartarak üçlü trabzanımı yaptım şimdi tığımı doladım hiçbir şekilde zincir çekmeden hemen yandaki yuvanın içerisine batıyorum ve ikili trabzanımı yapıyorum İkili trabzanımda buradaki yuvanın içerisine 3 tane yapıyorum Evet 3 tane yaptım Hemen yandaki yuvaya da aynı şekilde yapıyorum ikili trabzanımı. Bakın 3 tane yaptım. Hemen yan tarafa da aynı şekilde yapıyorum. Üçüncüyü de Evet. Şimdi tığımı iki doluyorum ve köşeye geçtim. Burayı üçlü trabzan yapacağım. Burayı da üçlü trabzan yapacağım ve şuradaki 5 senedir çektiğim yerde üçlü trabzan yaparak şu köşeleri kare haline getirmiş olacağım. Tığımı 2 doluyorum. Bu şekilde tığımdaki ipleri 3 seferde çıkartarak üçlü trabzanımı yapmış oluyorum. İkinciyi yaptım. Evet şimdi iki zincir aynı şekilde devam. Evet 3 tane yaptım ve tığımı bir defa da dolayıp yandaki yuvanın içerisine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Evet bu sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz arkadaşlar. Aynı şekilde anlattığım gibi bakın köşe oluştu. 3 tane ikili trabzan buraya da aynı şekilde burada 3 üç, üçlü trabzan 2 zincir tekrar üçlü trabzan 3 üç tane bu şekilde devam edelim ve sıra sonuna kadar yapalım. Son sıradayım ve burada ilk yaptığım 3 tane ikili trabzanı bitirdikten sonra ilk yaptığım zincirin tepe noktasına batıyorum zincirin en üstteki tepe noktasına batıp ilmek kaydırıyorum. Hemen yanındaki sık iğne yani, trabzanımın üzerine batarak ilmek kaydırdım. Yanındakine de batıyorum, kaydırıyorum ve bunun sebebi ortaya gelmemiz. Buradaki yuvanın içerisine geldim ve yine ilmeğimi kaydırdım. Şimdi burada 1 2 3 tane zincir çektim bu üç tane zincir yanına bir tane daha ikili trabzan yapacağım ve iki tane ikili trabzan sayılmış olacak burası ilki bu şekilde her zaman her üste çıktığımızdaki yerde zincir çektiğimiz onu hep trabzan yerine sayacağız şimdi altlarda üçlü trabzan yapmıştım şimdi artık köşe oluştu arkadaşlar burada biz motifimizin köşesini oluşturdum ve ben şimdi üst tarafta hiçbir değişiklik yapmadan ikili trabzanlarımı devam edeceğim. Burada ikili trabzan yaptım. Aşağıda 3 yapıyordum. Burada 2 tane yapıyorum. Şimdi tığımı doladım. Tekrar iki tane ikili trabzan yapıyorum. Evet. Tığımı doladım. Hemen yanındaki trabzanın tepe noktasına batıyorum. Ve bu şekilde bu hiç boşluk bırakmadan şurayı köşeye gelene kadar devam edelim. Köşedeyim. Tekrar tığımı doladım. İki tane ikili trabzan yapıyorum. İki zincir çekiyorum. Köşeleri unutmayalım. Her zaman iki zincir çekeceğiz. İki tane ikili trabzan yaptım. Ve tığımı doladım. Yine şu şekilde yuvadaki alttaki trabzanın tepe noktasına batarak devam ediyorum. Sıra sonundayım ve ilk yaptığım zincirin tepe noktasına battım ve ilmeğimi kaydırdım. Hemen yanındaki trabzanın tepesine de batıyorum. Kaydırmayı yaptıktan sonra buradaki boşluğun içerisine geldim ve burada da kaydırmamı yaptım. Aynı işlemimizi devam ediyorum arkadaşlar. 2 ve 3 zincir çekiyorum bir tane ikili trabzan yapıyorum bu zincirle iki tane sayılmış olacak iki zincir çekiyorum hemen yanına iki tane daha ikili trabzan yapıyorum Evet tığımı doluyorum hemen yanındaki trabzanlara boşluk hiç bırakmadan zincir yapmadan devam ediyoruz bu şekilde yine alttaki zincirimizin tepe noktasına batıyorum ilmeğimi kaydırıyorum. Hemen yanındaki trabzanın da üzerinden batıp ilmek kaydırdım ve orta noktaya geldim. Evet burada yine aynı şekilde 1, 2, 3 zincir. Bir tane ikili trabzan. iki tane zincir. iki tane yine ikili trabzan ve sıramıza aynı şekilde alttaki yerler gibi devam ediyorum. Evet. Bu şekilde de yaparak bu sıramızı tamamlayarak çantamızın ön bölümünü bitirmiş olacağız. Son sıramdaki birleştirmesini yaptım arkadaşlar. Birleştirmesini yaptıktan sonra hemen yandaki yere de batıp trabzon üzerinde ilmek kaydırdım. Ortaya geldim. ilmek kaydırdım. Bir zincir çektim. Ve ipimi kesiyorum. Evet arkadaşlar ben şimdi çantamızın her iki yüzünü de tamamladım. Şimdi kenarını yaparak iki tarafı da birleştirmeye yerine geldi. Şimdi bir tane bir tanesini alarak kenarına başlıyorum. Krem renkli ipliğimizi aldım. Bu şekilde bir zincir girişi yapacağım. Hemen buraya bağlıyorum. Evet buraya bir geldim. ve şuradaki tepe noktasındaki zincir çektiğimiz bölüme bir tane sık iğne yaptım. Hemen yanındakine geçiyorum. Bakın hemen şuradaki zincir görünümündeki ve görünümündeki yerlerin arka bölümlerine bakıp batarak burada bir zincir çekip tığımı doluyorum. Arka bölümlerine batarak tekli trabzan yapıyorum. Veya yarım trabzan deniyor. Tığımı doluyorum arka bölüme batıyorum. Tığı dolayıp arka bölüme batıyorum ve 3 ilmeğimi de birden çekiyorum. Bu şekilde yaparak sıra sonuna kadar devam edeceğim ben şimdi. Bir kenarını tamamladım. Şimdi bu köşedeyim tığımı doluyorum ve buradaki boşluğa tekli trabzanımı yapıyorum aynı şekilde devam ediyorum hemen yine yan tarafa ilmek atlamadan hemen devam edip her zincirin üzerindeki bölüme arka bölümlerini arka loblarına batarak arkadaşlar tekli trabzanımızı yapıyorum diğer köşede de aynı işlemimizi yapacağız ve bu sırayı bu şekilde tamamlıyoruz. Evet ben şimdi üç tarafı tamamladım. Hemen köşeye de yine aynı şekilde bir defa battıktan sonra bir zincir çekiyorum. Tığımı doluyorum. Az önceki şu turuncuların arka bölümlerine batmıştık hatırlarsanız. Şimdi arka yüzünü çevirdiğim için şimdi ön bölüme batacağım. Buradaki V görünüm yerlerin zincirlerin öndeki bölümlerine batarak Tekli trabzanım yine yapmaya devam edeceğim. Bakın bu şekilde tekrar gösteriyorum. Ön bölüme batıyorum ve ilmeğimi alıyorum. Ön bölüme batıp ilmeğimi aldıktan sonra üçünü de bir çekiyorum. Evet tekli trabzan şeklinde bu sırayı da aynı şekilde devam ederek tamamlıyoruz. ön düzünde de şu şekilde bir çizgi oluşacak. Evet bu şekilde her zincirin üzerine ön bölümlerine batarak tekli trabzanımı tığımı dolayıp ilmek alıyorum ve üçünü bir çekerek tekli trabzanım yapıyorum. Evet ben bu iki sırayı bitirdim. Şimdi ipimi buradan kesiyorum. Bir tane zincir çekip keselim. Çünkü diğer tarafla birleştirme e, şu şekilde olacak. Diğer yüzü turuncu ipimizi ben bu şekilde tutup önce kendi tarafımdan tutmam gerekiyor. Önce bir başlangıç zincirini bu şekilde yapalım. İpimi tığdan geçirdim. Buraya girdim. Bir başlangıcını yapayım. Bir zincir çektim. Şimdi burada arkadaşlar Burada şimdi her iki bölümde de alacağımız yönler şuradaki V bölümü burada da V bölümü birleştirmeyi dilerseniz dikiş ile de yapabilirsiniz. Ben tığ ile birleştirme yaptım. Sizlere de bu şekilde göstereceğim. İpim arada olacak. Evet. Şimdi oldu. Buradan ilmek kaydırıyorum. Bakın şimdi daha iyi anlaşılacak bölüme battım. İpim ortada turuncu ipiminde Batıyorum ve ilmeğimi kaydırıyorum. Buradaki her ikisinin de bakın beyazın ön bölümüne batıyorum. Turuncunu ipimin arka bölümünü yani şuradaki V şeklinde görünümünün arka bölümüne battım ve ilmeğimi kaydırıyorum. Tekrar gösteriyorum. Krem renk de ön tarafa bana bakan tarafa battım. Turuncuda da arka tarafa bakana battım. Ve battığım ilmeği tığımı dolamadan bir çekiyorum. Tekrar bu şekilde yaparak ben bu birleştirmeyi yapıyorum. Gayet şık da bir görünüm oluyor. Şöyle de bir kenarının birleşimi olacak. ve bir B görünüm zincir görünümü oluyor. Önce krem renkli ipimi batıyorum ön bölüme. Turuncunun da arka bölümüne batıyorum. ilmek alıyorum ve ilmeğimi kaydırdım. Burada tığımı dolamıyorum arkadaşlar. Ona dikkat edin. Sık iğne yapmıyorum. Evet sıra sonuma geldi. Son birleştirmeyi de buradaki köşedeki yerimize batarak yaptım ve bir zincir çekerek ipimi kesiyorum. Turuncu ipimizle çantamızın şu üst kısmındaki tutma yerini ve aynı zamanda sap kısmının geçecek yerlerini bölümünü hazırlayacağım. Şimdi bir tane zincir çekelim arkadaşlar. Bu şekilde ipimi tuttum, bir zincir çektim ve burayı kapattım. Şimdi Şuradaki deliğe giriyorum. Evet. Buradan çektim. Bir sık iğne yaptım. Şimdi burada başlanmış oldu. Bir sık iğne yaptım. Hemen şu kenarlarda ben 3 tane yapacağım. Kenarlara batıyorum. Buradaki kenarda üstteki iplerin bölümlerinden batarak Evet birinciyi battım ikinciyi battım üçüncüyü de yapıyorum üç tane sık iğnemi yaptım şimdi buradaki köşemize geldim Evet şimdi bu üst kısımda her bir trabzanın üzerindeki görmüş olduğunuz şu zincir bölümlü olan yerlerin her birisinin üzerine batarak sık iğne yapıyorum Köşe noktasına geldim. Buraya yine bir sık iğne yapıyorum. Şimdi kenardaki beyazların olduğu yerden buraya bir batıyorum. Birincisini yaptım. İkincisini yapıyorum. 3. sık iğnemi de yaptım. Şimdi bu köşeye batıyorum. Evet. Çantamız bu şekilde dolanmaya başlıyor. Şimdi bütün yaptığımız sık iğne bölümlerini arkadaşlar devam ediyoruz şu köşeye gelene kadar. Evet sıra sonundayım. Şimdi ilk yaptığım sık iğnenin üzerine battım ilk sırada. burada ilme kaydırıyorum. Bakın ilme kaydırdım. Bir zincir çektim. Aynı yere battım. Üste çıkışlarda her seferinde bunu yapacağım. Çünkü bir üst sıraya geçişlerde geçiş yerimiz belli olmasın diyerek üst sırayı o şekilde yapıyoruz. Her sıranın sonunda ilmek kaydırıp bir zincir çekiyoruz. Sonra tekrar sık iğne yapıyoruz. Evet bu sırayı da tamamen sık iğne yaparak devam ediyorum. Sıra sonuna geldiğimde buradaki ayrımı vereceğim. Evet iki tane sıramızı bitirdik sık iğne ile. Şimdi ilk battığımız yere batıyorum ilmeğimi kaydırıyorum bir zincir çekip aynı yuvaya tekrar batıyorum şimdi burada 1 2 3 4 tane zincir çektim ve 4 zincirden sonra 1 2 3 tane atlayıp dördüncüye batıyorum sık iğneme devam ediyorum Evet arkadaşlar şimdi ben bu sap çantamızın sap kısmının tutma yerine yapacağım. Burada şuradaki zincirimizden sonraki battığımız sık iğneleri sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. 8 tane yaptım. 8. denden sonra burayı doldurmayacağım. Burada bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Şuraya batacağım. 10 tane sık iğne bölümü ayırıyorum. Şimdi buraya 14 tane zincir çekeceğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14. 14 zincir çektikten sonra hemen şu işaretici koyduğum yere batıyorum. Diğer 8 tane sık iğnemi buraya yapıyorum. Bakın 1, 8. 8 sık iğnemi yaptıktan sonra kenara geldim. Kenarda 4 tane zincir. 1 2 3 4. 4 zincir. Hemen 1 2 3 tane atlıyorum ve 4.'ye batıyorum ve sık iğneme yine aynı şekilde devam edip burada da şu belirleyici olan yerime kadar 8 tane sık iğne yapıyorum. 1 ve işaret koyduğum yer 8. 8 tane sık iğneden sonra şimdi yine zincir çekiyorum arkadaşlar 14 tanesi indir çekeceğim. 1 14. 14 zincirden sonra bu işaret koyduğum yere batıyorum. Sık iğnemi yapıyorum. Buradan sonra da aynı şekilde sık iğnelerimi yapmaya devam edip ve 8. batıyorum. İlmeğimi kaydırıyorum. Bir zincir çekip aynı yuvaya tekrar batıyorum. Burada yapacağım arkadaşlar 4 tane zincir çekmiştik. Bu 4 zincirin her birisinin üzerine Batarak sık iğnemi devam edeceğim. 1 Evet, bu şekilde yapıp bu zincirlerin üzerine batarak devam edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu kenarda yaptığımız gibi aynı işlemi bu sap kısmının olduğu yerdeki zincirlere de batarak devam edeceğim. Sadece gösteriyorum hemen. Her bir zincirin üzerine batıyorum ve sık iğnemi yapıyorum bu şekilde yaparak burada 14 tane sık iğne elde etmiş olacağız ve diğer gördüğümüz yerleri de aynı şekilde batarak sık iğnelerimizi tamamlıyoruz ve sıramızı tamamlıyoruz Evet zincirlerimizin üzerindeki sık iğne bölümlerini tamamladım ve sıramı bitirmiş oldum şimdi bu sıradan sonra arkadaşlar iki sıra daha sık iğne yapıyoruz ve sık iğne geçişlerimiz şu köşelere batıp bir üst sıraya geçerken ilmek kaydırıp zincir çekip tekrar aynı yuvaya batarak geçişlerimizi yapıyoruz ve buradan itibaren iki sıra daha sık iğne yapalım ondan sonra çantamızın sap kısmına geçiyoruz Evet iki sıramı daha bitirdim ve üçte üç sıra altta da iki sıra şimdi ipimi artık kesme sırası geldi ve ilmek kaydırdım bir zincir çektim ipimi kestim Şimdi çantamızın sapı için bir bölüm bir miktar ay altı alacağım sonrasında dikişte kullanmamız gerekiyor gerekecek. Evet burada bir başlangıç zinciri yapıyorum. Burayı kapatıyorum. Alttaki bölüm dikiş için gerekli. Şimdi bir iki tane zincir çektim. İki zincirden sonra tığımı doladım. Ve ilk zincirimin içerisinden iki tane ilmeğini alarak tığıma ilmek aldım burada ikili trabzan şeklinde önce ikisini çekiyorum sonra diğer ikisini çekiyorum bu ilk yerde sadece tığımızı dolayacağız diğerlerini dolamayacağız arkadaşlar ilk bölüm bu şekilde sadece başlangıç şimdi tekrar alttaki şu gözüken bölümün iki tane ilmeğini alıyorum. Çektim. Ve tığımı dolamadan çektim. Şimdi böyle döndürdüm. Bakın. Bu şekilde döndürüyorum. Şimdi buradaki zincir gibi görünümlü olan yerin üstüne batacağım. İki tanesini alıyorum tanesini aldım tığımı doladım ve hepsini bir çektim şimdi çevirdim bakın şurada bir iki iki tane ilmek gözüküyor bu iki ilmeğin de içerisine batıyorum Attım çekiyorum. Tığımdan çıkardım. Şimdi hafifçe çeviriyorum. Bakın. Çevirdim. Çevirdim. Şimdi buradaki bölüme ilk bölümde ilk başlangıçta biraz zor gibi gelebilir ama sonrasında çok şık bir çanta sapı oluyor. Şuradaki sadece ilmeklerinizi biraz daha gevşek bırakın. Gevşek atmaya çalışın çevirdim bakın burayı döndürdüm şimdi buradan alıyorum ikisini de battım çevirdim çıkarttım İkisini de alıyorum ilk aldım Ve çıkarıyorum bu şekilde arkadaşlar Şöyle çekiyorum ve ikisini bir çıkarıyorum. Evet, buradaki ikisine bir batıyorum. <laughs> Evet ben çanta satımım belirli bir uzunluğa kadar yaptım. Bu şekilde bu modeli aynı zamanda dantel Angles modeli de denilebiliyor. Benim daha önceki çanta modellerinden bir tanesini de aynısını yaptım. Ayrıntılı izlemek isterseniz ona da bakabilirsiniz. Evet ben şimdi tamamladım. Bir zincir çekiyorum. İpimi birazcık uzun bırakarak kesiyorum. Evet şimdi iğnemi takarak çantamıza dikeceğim. Evet ben bir tarafını diktim. Dilerseniz bu diğer tarafı dikmeyip sadece bağlama yöntemiyle dilediğiniz uzunlukta, diledir, dilediğiniz boyuta kadar kullanabilirsiniz. Ayarlanabilir bir askı olabilir. Ben şimdi dikeceğim. Dikmeyi gösteriyorum. Bu şekilde dıştan girdirdim. İç kısımdan kısa olan bölümü aldım. Şu kenarlardaki bölüme taktım hafifçe şöyle de bir boşluk bırakarak arkadaşlar diğer tarafta olduğu gibi eşit bir şekilde dikişimi yapıyorum. Evet arkadaşlar, çantamızın yapımını tamamladım. Keyifli ve güzel bir çalışma oldu. Sap kısmının dikimiyle de birlikte çantamız bitmiş oldu. Ben keyifli ördüm. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Takıldığınız yerlerde e, yorumlara yazabilirsiniz. Yardımcı olmaya çalışırım. Ayrıca kanalıma destek için e, kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve videomu e, beğenmeyi ve bildirim zilini açarak da yeni videolarımdan haberdar olmayı lütfen unutmayın bir videomda sonuna geldim. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.